Bu nakıs hocalar. Yarın onu yazdım. Bu Türk hocaların da artık bize sahip çıkın şeyinden gına geldi bana. Ağlamasından. Kardeşim yediğiniz önünüzde, yemediğiniz arkanızda. Sürekli Avrupa'ya örnek veriyorsunuz. Brüjün, Anderlet'in, efendim Standard Liège'in, hadi geçtim Hamburg'un, Hoffenheim'in, Köln'ün hocaları ne kadar alıyor yılda ya? Hepsinden fazla para kazanıyorsunuz. İtibarınız, şaşağınızdan, yanınızdan yanınıza yaklaşılmıyor. Restoranda hesap ödemezsiniz. Bakkalda, çakkalda kimse sizden para almaz. Korumayla gezen var ya. Korumayla gezersiniz. 4 tane arabayla gezersiniz. Hepinizde bir artistik bir hava. Gezmediğiniz takım kalmadı. Hala bize sahip çıkın. Ya bizi bir oyun gösterin de bize de biz de seyredelim yani. Bir diyelim ki bu da bir şey yapıyor yani. Hala ama bize sahip çıkalım ya. Bırakın kardeşim. Ne kadar yabancı varsa hepsini yediniz. Arkasından kuyu kazdınız. Çıkıp buralara salladınız. Yandaş medya sizde. Para sizde. Futbolcu yeme işi sizde. Çeteleşme sizde. Futbol yok. Bize sahip çıkın. Artık bu ağlamayı bırakın abi. Bu ağlamayı bırakın artık. Ben çok gına geldi bu Türk teknik direktörlerin ağlamasından. Bana çok gına geldi. 20 senedir bu ülkede Türk teknik direktör fazlalığı var. 20 senedir. Ya bir oyun görelim ya. Bırakın polemiği abi. O ona öyle dedi, bu bana böyle dedi. Bana da bunu böyle yaptılar. Ya bir oyun. Buradan dün akşama geçecek miyiz? Geçeceğiz ya. Oyunla ilgili konu bitsin. Bir şey konuşalım ya. Diyelim ki ya şu adam da bir şey yapıyor bak. Bunu tabii 5-6 tane teknik direktör onları tenzih ediyorum yani. Tabii. Gerek yok tek tek isimler be. Ama genel olarak genel Türk teknik direktör ağlamasından. Sıkıldın. Çok sıkıldım abi. Güzel. Vitor Pereira. Ya dikkat avukat bu ülkede yakın dönemde çalışan büyük takımda çalışan 2 tane hoca. Hatta bir tanesi de Igor Tudor. Ya bu adamları öldürdüler basın toplantısında ya. 70 küsür yaşında adama adam şunu dedi ya. Ya bunu ispat et, istifa edeceğim dedi ya. Öbür adamı dövdüler ya Tudor'u. Tudor'u. Basın toplantısında adamı dövdüler, tükürdüler yüzüne. Bunların herhangi birisinden oyun dışında büyük eleştiriler duydunuz mu abi? Ya şu lafı duydunuz mu? Türkiye'de Türk teknik direktörlere çok fazla sahip çıkılıyor. Biz yabancı olduğumuz için bize bunlar yapılıyor diye. Tek bir şey duydunuz mu? Hakem de bugün bizden maçı aldı buraya verdi diye bir şey duydunuz mu abi? Hakemle ilgili eleştiri yaptılar. Bugün hakem iyi değildi. İyi bir maç yönetmedi. Bir şumudika yapıyor. Bugün maçın nereden nereye geldiğinin herkes farkında falan deyip geçtiler yani. Bunlar başarılı teknik direktörler olmayabilirler. Ama adamlar hep adamlara yaptığımız davranışlarla bizim yaptığımız davranışlara rağmen hep oyunun içinde kaldılar hep. Artık bunların bu ağlamasından benim burama geldi yani. Benim burama geldi. Yeter artık yani bu kadar ağlamayın kardeşim. Yarınki yazımın konusu da bu. Biraz bir şey gösterin abi. Habertürk'te. Habertürk'te okuyun. Biliyorlar zaten. Birkaç tane yazı var da bir tanesi de bu. Dur. Bu konudan çok rahatsızım. Harika. Yani. Şimdi bu adam geçen hafta ve birkaç hafta ama geçen hafta sıklıkla iki programlara ne dedi? Yahu dedi hocalarımız bizi futbol konuştursunlar, futbola çeksinler dedi değil mi? Evet. Yani bu programda Allah'a bin şükür 5 Ekim 2016'dan beri yayınlanan hiç de fena geri dönüş futbol. Adam karşı karşıya kalıyor topun dibine girip aşırtmaya çalışıyor. Beceremiyor. Buraya avut atıyor. Tamam. Düzeni var, anlayışı var. Ama bir şey yani doğrusunu yapmaya çalışıyor. Burada bu hareketi yapmak gerekir. Tamam. Adamın yeteneği o kadar. Yapamıyor. Ama deniyor. Ama top oynuyorlar top. Doğru futbol. Topa bakıyorum top oynuyorlar. Sahada böyle topu yiyorlar. Bugün de hesaplasak Belçika'nın milli geliri büyük ihtimalle Türkiye'nin 10 katı filandır. Ama lig attım, geliri. Attım 10 katı. Lig geliri. Yani lig katı 100 kat aşağıdadır. Tabii. Egzajere ediyorum bunu. Sonra şey yapmayın yani. Yanlış anlaşılmaz. Lig geliri 100 kat aşağıda. Adam alıyordur yılda 200 bin euro kemiksiz para. 3 oda bir salon evde zor oturuyordur. Topu yiyor adam. Bunların ya Türk futbolcularına da sahip çıkılmıyor veya Türk hocalara sahip hakikaten gırtlak resim geliyor artık. Kalplerini kıracağım yani. Daha size nasıl sahip çıkılsın ya? Futbolcular 1996'da bak gençler 1996 yılında Fatih Terim
Galatasaray'a hoca olduğunda Türkiye'deki 18 birinci lig takımının 4 tanesinde Türk hoca vardı. Muhtemelen sene içinde bir tane kalmıştır. Bilmiyorum yani. Şimdi 4 tane yabancıyla başlamıyor lige. 4 tane yabancıyla başlamıyor. Biz de burada eleştiriyoruz. Leonardo hoca değil dedim ben. Burada ben söyledim. Hoca, evet, adam evet. Teknik direktör değil dedim. Yanlış tercih dedim. İşi o değil. İşi o değil. Ama Leguen iyi bir şeyler yapıyor bak. Abi. Ama ligi tanımayan hocalar diye başlatmıyorlar yabancı. Şimudika gayet başarılı abi. Ligi de tanımıyordu. Ama bu Şimudika yerine atıyorum şimdi ben olsam. Ben Türk teknik direktör. Mustafa Kaplan olsam. Ben şimdi şeydeydim ben. Her dakika buralardaydım. O puan bende olsa ben buradaydım. Ya işte böyle filan. Yaptık falan. Tamam. Her maç mevzu çıkartırdım. Biz oynamayalım mı falan. Bize ama niye penaltı verilmiyor falan. Şu, bu işlere bakardım abi. Şimdi artık bunların da Türk hocaları ha Türk hocalar, Türk hocaları ha Türk hocalar. Yanlış medya siz de kardeşim. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim ya. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Rıdvan abi tam sayfa yazmış ya. Tam bu kadar. Rıdvan Hoca. Hocanıza sahip çıkın en azından Fenerli'ye. Ben de, sen de Fenerli'ydin Rıdvan abi. Sana niye sahip çıkmadılar? Senden iyi Fenerli mi var? Sen televizyona çıkıp demedin mi? Beni eleştirenler, benim hakkımda şunu bunu diyenler, bu spor yazarları eteklik giyecekler ya da ispat edecekler demedin mi? Sana niye sahip çıkmadılar? Bütün Fenerbahçe taraftarları da seni çok seviyordu. Ya yandaş medya bunlar da. Yedikleri önde, yemedikleri önde, arkada. 20 tane takım yazarlar. Her sene 1-1,5 indirirler. Daha çok versin. Arabaları özel, bilmem neleri özel. Yanlarında 50 tane şeyci var. Çantacı var. İşte Atilla Türker yazıyor, komisyonlar maşallah. Menajerlerle kanka hepsi. Ondan sonra bize sahip çıkın. Peki maça git, geçeceğiz. Ekrana git. Gideceğim. Gidim maça gitme, ben reklama gideriz. Bozuk rakibimize tedbirler, rakibe tedbirler almış Fenerbahçe. Vardar'a karşı Fenerbahçe Valbuena'lı, Dirar'lı, İstlalı, Van Persie'li, Kameni'li, Şikirtel'li takım çok doğru ve istekli oynamış gole kadar. Evet, öyle dedi. Birden ona kadar bir doğruluk numarası ver buna. Çok doğru ve istekli mi oynadı Fenerbahçe? Sen seyrettin maçı. Seyrettim. Kaç? İşte doğrulukla isteği bence birbirinden ayırmak lazım. İstekliye birden ona kadar gole kadar 8-9 veririm. Doğru mu? Yok, verememiş. Kaç yani verirsin? Yüksek bir not veremem. 1. E peki bu konuda soru sormayacak mıyız? Tudor niye oturdu orada? Dayak yedi. Bayağı dayak yedi. Dayak yedi yani. Tırnak içinde evet. Bayağı dayak yedi. Siz bu formanın ağırlığını biliyor musunuz? Peki kime sorulacak bu sorular? Sorular? Şimdi Aykut Hoca'ya soramıyoruz. Ki bu arada hani Aziz Yıldırım'a da soramıyoruz. Mahmut Uslu'ya soramıyoruz. Kızıyor, bağırıyor. Kime soracak bir Fenerbahçe taraftarı bu orta sahayla oynamaya devam mı edeceğiz kardeşim sorusunu kime soracak? Ne demek cevap vermiyorum ya? Ne demek yani? Zaten soru sorduğun zaman da şanssızlık diyor. Şimdi yediğimiz golle de ilgili bir şey de söylemek istemiyorum. Çünkü aynı şeyleri tekrar şanssızlık evet. diyecek. Yani benim kaleci departmanımın hiç sorunu yok. Kaleci antrenörüm çok iyi. Doğru kaleciler seçmiş. Çok iyi kaleciler ama 4 maçtır üst üste bireysel hata yapıyor diyor. Çat diye tam nokta atışı. Ben vermesin de demiyorum. Kimsenin hakkında gözüm yok ama niye rakiplerimize bu olmuyor? Anlaşılır gibi değil. Sürekli yıpratılmama rağmen sürekli Fenerbahçe taraftarına umut vermeye çalışıyorum. Son 17 resmi maçtır. Sürekli kazanma ihtimali yüksek, kazanma yakın bir şekilde oynuyoruz demiş Sayın Aykut Kocaman. Ben maç bu açıklamayı okudum mu? Şimdi gelmiş. Yok yeni geldi. Az evvel de dedim ben. Bıktım bu ağlamadan bıktım ben. Vallahi bıktım. Ya Giresun maçından sonra hakem mi konuşulur abi? Yapma Allah aşkına hocam ya. Yapma hocam ya. Hocam yapma. Al kaza adamların kazandığı penaltı penaltı değil de seninki penaltı mı hocam ya? Zaten adam atamadı Dodo. Dodo da acayip bir penaltı. Ya Dodo diye isim mi olur abi de? Dodo kuş değil mi? Dodo nesli tükenmiş kuş ismi değil mi? Dodo Doğan abinin lakabı da. Doğan abiye. Doğan hakemize mi? Hakemize. Tabii tabii. Dodo Antalya'da abi. Gördü. Doğan abi dedi ki Serdar'a söyle çok Fenerbahçe'yi giydiriyor dedi. Ya ben kimim ben ki? Ben terzimiyim giydireceğim ya. Tabii eleştiriyor diyelim biz. Ama bak giydin çok güzel oldu. Bak, yok, tarama bitti. Doğan abiye selam söyleyeyim. Bak bu arada
Fenerbahçe, daha doğrusu Trabzonspor Fenerbahçe maçına geçmeden. Abi ağlamayın, ağlama. Bak, artık ağlamanız bak burada bu açıklamayı şimdi duydum ben. Yeni çıktı bu. Ben bunun için de söylemedim. Yani inanamıyorum ben de. Rıza Hoca diyor ki yani ben bile inanamadım. Çok geride oynadık. Kadroyu ben kurdum çünkü. Sen de inanama. Şimdi ondan sonra futbolu bilenlerle konuşurum. Bilmeyenlerle oynamadanlarla şimdi konuşurum. Bir dur. Konuşma sabaha kadar konuşma. Ben konuşuyorum. Top mop oynatmadın. Aykut Hoca'nın bir tane açıklamasını vereceğim. Birazdan gidelim. Trabzonspor Fenerbahçe maçına birazdan geçeceğiz. Yorumlarınız geliyor. Onları topluca okuyacağım. Merak etmeyin. Önümde biriktiriyorum. Sadece bence maç sonu Trabzonspor Fenerbahçe maçının ardından Aykut Hoca'nın bir açıklaması var. Orası çok haberlere yansımadı. Bence manşet orasıydı. Futbola dair yaptığı açıklamalar. Nerede o? Beşinci haber. Dur. Onu hazırlayalım burada Hakan Yılmaz. Şimdi hazırla, hemen söyleyeceğim. Aykut Kocaman basın toplantısında konuşmadan çekti gitti. Kimsenin gıkı çıkmadı. Bunu yapan yabancı olsa ne emeğe saygısızlığı, ne basın emekçilerine terbiyesizliği, ne korkaklığı kalırdı diyor. Mahmut Çelikkol çok haklısın diyor bana. Teşekkür ederim Mahmut. Sonra bu şeydi, Vitor Pereira için de olmuştu. Soru ya, almadan gitmesiyle benzeri. Peki futbol Hoca'nın bu ikincisi o zaman. Vardar maçından sonra İstifa da etsin abi. Vardar yine gereğini düşünsün, evet, gereğini. Aykut Hoca'nın futbol, Türkiye'deki futbol anlayışına dair yaptığı bir açıklama var. Bence manşet o. Serdar Ali Çelikler, burayı dinle, seni de ilgilendiriyor. Dinliyorum. Çok önemli. Gelsin ekranlara, o açıklama üzerine konuşalım. Tamamen planlanmış bir maç. Kurgulanmış bir maç. Peki kulüp planlanmış, kurgulanmış maçları nasıl gideceğini hesaplanan maçları pek bizim insanlarımız, sosyal medyada dahildir buna, pek istemiyorlar, sevmiyorlar. Bizim insanlarımızın sevdiği futbol 4-5 tane kişi burada olacak. 4-5 kişi burada. O orta saha bomboş kalacak bir şekilde. Onu çok seviyoruz. Hurra, oradan birisi alıp götürecek. Birisi oradan götürecek. Birisi oradan götürecek. Ceza sahasının içinde büyük pozisyon hataları, büyük yerleşim hataları, bundan doğan gol pozisyonları harika bir maç oluyor. Sonra yurt dışına çıktığımız zaman vasat Avrupa takımlarına karşı, biraz düzenli takımlara karşı istediklerimizi elde edemiyoruz. Türkiye'de Erbatur, siz kompakt seni, oyunu sevmiyorsunuz. Erbatur, seni seviyorum. Biz seninle bunu konuşmadık. Özellikle de istemedim. Ama sen almışsın. Bence haber bu. Ben özellikle sen. Bir daha verir misin son bölümünü? Bir daha izleyebilir miyiz? Zaten 30 saniye bölümünü, tamamını görelim. Son bölümünü bir görelim. Ben de seni seviyorum. Tamamen planlanmış bir maç. Kurgulanmış bir maç. Peki kulüp planlanmış, kurgulanmış maçları nasıl gideceğini hesaplanan maçları pek bizim insanlarımız, sosyal medyada dahildir buna, pek istemiyorlar, sevmiyorlar. Bizim insanlarımızın sevdiği futbol 4-5 tane kişi burada olacak. 4-5 kişi burada, o orta saha bomboş kalacak bir şekilde. Onu çok seviyoruz. Hurra, oradan birisi alıp götürecek. Birisi oradan götürecek. Birisi oradan götürecek. Ceza sahasının içinde büyük pozisyon hataları, büyük yerleşim hataları, bundan doğan gol pozisyonları harika bir maç oluyor. Sonra yurt dışına çıktığımız zaman vasat Avrupa takımlarına karşı, biraz düzenli takımlara karşı İstediklerimizi elde edemiyoruz. Müsaade var mı Mehmet? 3 tane başlık çıkarttım. Planlanmış, kurgulanmış futbol sevilmiyor. Sevmiyorum. Hurra futbol seviliyor. Yurt dışında düzenli takımlara karşılaştık mı da dayak yiyoruz. Evet. Vardar gibi. Evet. Nokta. Bir, evet, bitti. O bitti zaten. Bir bitti. Kafadan gitti o. Yok. Vardar gibi. Vardar gibi. Vardar gibi nokta. Vardar gibi nokta. Yani düzenli kurgulanmış takımlarımız Vardar gibi takımlar eleniyor. Düzenli olmayan, hurra oynayan mesela Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkıyor. Lider çıkıyor. Ondan sonra bunu bitti. No, tamam. Bir bitti ya. Başka üzerine artık konuşmayalım yani. Şimdi planlanmış, kurgulanmış futbol. Çok güzel. Hayatta her şeyin planlısını severim ben. Tabii. Ben de severim. Bazı şeylerin, her şeyin demeyeyim de bazı şeylerin planlanmışını severim. Şimdi ben de diyorum ki, Göztepe maçında planladın. Trabzonspor maçında planladın. Plan tıkır tıkır işliyor. Doğru mu? Doğru. Kafasında öyle düşünüyor hoca. Evet. Peki Abdülkadir sol içten, sol çizgiden içe doğru kat ediyor. Maçı hatırlayın. Abdülkadir birazdan asist yapacak. Sol içten, sol ayağıyla sağ çizgiden sağ çizgiden alıp içe doğru kat ediyor. Sol ayağıyla Burak'a doğru topu atacak. Topu sağ çizgide aldığında önünde kim var? Kim vardı? İsmail. İsmail vardı. Sağ içe doğru kat ettiğinde karşılamaya gelen sol iç ön libero kim? Hasan Ali. Hasan Ali. Yani İsmail ve Hasan Ali buradayken, yani bu İsmail, bu da Hasan Ali gibi düşünün. Tamam. Böyle gidiyor. Evet. Tamam. Evet. Bir üçüncü oyuncu daha geliyor karşılamaya. Atif.
Ne yapıyor Abdülkadir? Tık. Burak da atıyor golü. Doğru mu? Aynen öyle. Yani senin kurgulanmış ve planlanmış futbolun gereği bütün gün düşünüp, bütün hafta düşünüp, ki ben inanmıyorum, Valbuena takıntısından olur yani. Valbuena'yı taktığı için artık Hasan Ali oynatıyor yani. Bütün bunlara rağmen kurgulanmış ve planlanmış oyununda Hasan Ali, İsmail ve Atıf varken tırnak içinde defansif olarak senin istediğin şeyleri yapabilecek oyuncular varken Abdülkadir pası atabiliyor ve Burak da golü atabiliyor. Doğru mu? O kadar da iyi planlanmamış diyorsun yani. Ha, doğru mu? Doğru. Gelelim Fenerbahçe'nin attığı gole. Fenerbahçe'nin attığı golde korner atışını kullanan oyuncunun adı ne? Matthew. Valbuena. Fenerbahçe Matthew Valbuena ile korner atışı kullanırken ceza sahasındaki santriforları lütfen sayalım. Fernandao. Fernandao. Ve Soldado. Ve Soldado 2. Oyunda tamam. Mıydı? Tabii. Bugün 84'te girdi de. Ha, o gün oyundaydı. Peki oyundan alınanları sayalım. Hasan Ali. Hasan Ali ile Atif. Atif Keş. Doğru. Yani senin kurgulanmış ve planlanmış oyununda gol olmadı. Rakip gol attı. Senin hurra futbolunda sen attın. Bu açılaman taktiğini yendi. Bu Trabzon maçı. Gel gösterme maçına. Evet. 25 dakika nefis futbol. Çok beğendim. Ama sonra Göztepe'ye verdim. Önde pres falan. Yok, normal bıraktı. İlk yarı Göztepe yok sahada. Tamam mı? İkinci yarı gene kontrol. Her şey yolunda. Sahada Josef, Topal, İsmail, stoperler hepsi var. Adis Yahoviç topu tutuyor. Poko'ya atıyor. Poko da golü atıyor. Doğru mu? Daha çok başında. 56'da 57'de atıyor. 54'te. Doğru. Sonra ne oluyor? Sonra ne oluyor? Oyuna giren oyuncuyu söyleyelim. Matthew Valbuena golü kendi kalesine atıyor oyuncu ama o pozisyonda kafaya çıkan oyuncu kim? Soldado oyundayken Fernando da oyunda mı? Oyunda. Oyunda. Yani gene senin düşündüğün takımla durum 1-1 iken hurra futbolunda 2-1'i buluyorsun. Senin planlanmış ve kurgulanmış takımında 15 maçtır kesintisiz oynayan Atif Şeşu 0 gol, 0 asist. Doğru. Senin planlanmış, kurgulanmamış oyununda 45 dakika bir de 30 dakika oynayan Elif Elmas 2 maçta 1 asist yaptı. Bugün asist yaptı. Ben yeteneğe inanıyorum. Büyük takımların yetenekli oyuncularla bir yere varabileceğini düşünüyorum. Yetenekli oyuncuların yeteneklerine ket vurarak yaratıcılığını öldürüldüğünü düşünüyorum. Bunu düşünmek de benim en doğal hakkım. Elbette. Üstelik bu takım Fenerbahçe, Beşiktaş veya Galatasaray değil. Belki Beşiktaş ve Galatasaray düzenli futbol takımları olabilirler. Bilemiyorum. Onların tercihlerini bilmem. Ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe şaşadan vazgeçemez. Yakışıklı futbol oynayacak Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin futbolcuları da yakışıklı. Artist gibi çocuklar olacak. Tamam mı? Oyuncular, golcüleri gol atacak abi. Çok iyi. Top indiren. Çok top indiren falan. Öyle bir şey değil yani. Defansif anlamda da rakibi sol beki çok güzel kovalıyor. Bana ne abi? Ya o zaman bu işin kralını yapan Ziya Hoca'ya getirelim. O olsun abi hoca. Ziya Doğan ve altı ön liberolar. Yani öyle yani Ziya Hoca'yla biz telefonla sohbet ettik. Onun esprisini biliyor. Alınmayacağını bildiğim için söylüyorum. Hı hı. O zaman onu getirelim abi. Ama Zorun ne günahı vardı ya? Adam oturdu orada dayak yedi. Kimse bana çıkıp da Türk teknik direktör, biz yabancı hayranlıyız. Türk teknik direktörlere çok yükleniliyor falan demesin. Tudor şimdi kalkıp gitseydi onu kapıyı tutarlardı. Nereye gidiyorsun diye. Sorumuz var diye. Kim anlatacak? Ya bu takım bu orta saha mantalitesiyle mi oynamaya devam edecek? Yani bu 300 liraya forma alan,
1500 liraya kombini alan adam bunu merak ediyor. Gazeteci de ondan soruyor zaten. Evet. Şimdi Tudor'a sordular. Tudor da dedi ki oyuncu gelecek. Oyuncu geldi, takım oynamaya başladı. Fenerbahçe oyuncu gelecek mi, gelmeyecek mi?